Ona göre bu zorakılığın karşısına alınmalıydı, geçtiyiz. Bir nokta koymalıydı. Sizce ülkemizde seçkiler şeffaf şekilde geçirilir? Hayır. Siz özünüz seçkide iştirak edirsiniz? Hayır. Zorakılık deyende neyiniz olur? Zorakılık deyende... Kazım o iş 73 yaptırmışsam bu. Rüşvetkorluk baş alıp gidiyor. Özüm hastayım, şeker hastasıyım. Gittim Respublika. Valinin sesinde 20 yan var. Pulsuz napravleni verdiler Berde rayonundan. Geldim düştüm 500 maat mənim pul ziyana düştü. Ama ki pulsuz olunmalıdır. Ama söz başınalıq, zorakılıq baş alıp gidiyor. Bunlar Allah'tan korkmurlar. Ya bağlayırdım bu. Bu zorakılıqlar aradan kalktı. Eminem ki buradan verir. Eminem ki ne? Gidecek. Çünkü bu hakimiyet işleyebilir. Ölçen geleceğin altını verir. Hiçbirinde. Evet. Çünkü bunlar tağut rejimi değil. Seçkilerden altı parça liderine ses verir. Ben? Ben. Birbaşa Ali Kerim abi. Yok. Ne fikir başlıyorsun? Fikrim yoktu bu arada. Siz özünüz seçkide iştirak edirsiniz? Yok. Niye? Seçilirse adamlar, onsuz da bizim dediğimiz adamlar seçilmirse boş boşuna niye gelir hiç seçki? Yani sizde seçkiler şeffaf şekilde geçirilmiyor? Yok. Partiler seçkiye geçse de geçmese seçki olacak. Halk en çoku o ki öz devletin başçısını sevir, istiyor, ekseri. Kim istemirse özü bilir. Mehriban Hanım neler eləmir Respublika için. Mehriban Hanım Allah ona can sağlığı versin. Mehriban Hanım hakikaten deməli vice-prezidente değer. Gələcəkdə də indi o vəzifəli adam olacaqsa özü bilir. Əslində olanla hiç maraqlanmıram ancaq. Müxalifət her yerde, dünyanın her yerinde var da. Yani, olmalıdır. Demokrasi odur, seçkiyə getməlidir. Niye? Cəmaatın müxalifətə gəlir, cəmaat təmsil edirsə getməlidir. Qazana bilərsə qazanmalıdır. Siz özünə yer tutmalıdır. Seçkilər şəffaf şəkildə keçirilir. Vallahi mən gedib özüm mən şəffaf səsim verib gəlirəm. Mən o cəmaatı yoxlaya bilmərəm, məsəl keçirir. O səlahiyyətimi heç kim vermiyor. Nəticəsindən razı qalırsınız sonra. Ne deyim oğlum, ben bilmediğim şey ne deyim. Ben özüm gidip sesimi veririm, gelirim. Sizin... Nasıl da ses verirsin? Onu deyim, ben. Lazım ona, hanım, hanım. Biraz fikirleşmek lazımdır ki, görün ben indi, ben indi gelir. Belki bir 3-4 gün bundan kabak, hiç kimin de haber olmadan narazılık olup, mesela böyle bir başa düşürmemek olurdu. Ve burada da müeyyen şeyler üzerinde çıkırdı. Hoşa gelmiyor. Mesela benim fikrim olduğu için eleliyek ki hoşa gelmeyen olmasın. Halkımız güzel halktır. Cemaatimiz güzel cemaattir. Ben bunu diyebilirim. Valla ne diyeyim kalırsa. Sizce muhalif partiye var. Müxalif, ben hiçbir partiyanın üzvü değilim. Ancak Azerbaycan'ın adamlarından. Ben burada Aksakallar Şurası'nın mesela rehberiyim. Bak bak bu zona üzere. Allah ben başım sıkmıyor öyle siyasetten zaten. Vaxt o kadar dardı ki öyle şeyleri fikirleşmeye vaxt olmuyor. Siz özünüz seçkilerde iştirak edirsiniz? Eləmiş ama. Sizce seçkiye gitmeye yaxşıdır yoksa baykot eləmiş? Gitmeye yaxşıdır elbette ki. Niye? Gidip seçmelisin de necə anlayın? Ne seçkilerde? Sizce seçkiler, prezident seçkileri şeffaf şekilde geçirilir? Məncə ha. Hazır siyasi vəziyyətdə mən də seçkiye gitmeliyim. En azından iştirak eləməlidir. Sizce ölkəmizdə seçkilər şeffaf şəkildə keçirilir? Xeyr. Geçsələr yaxşıdır. Niyə? Ona görə ki, tək partiyayla seçki olmur ki, gərək başqa partiyalar da ola da. Sizce ölkəmizdə seçkilər şeffaf şəkildə keçirilir? Yox. Seçkiyə getmək lazım. Niyə? Ona görə ki, seçkiyə getməsən, o vaxt baykot olur. Seçkiyə gedirsənsə, baykot ola bilməz. Mümkünatı yoxdur. Seçkiyə getmək lazımdır. Sizcə ölkəmizdə seçkilər düzgün aparılır, yoxsa necə olur? Bunu mən valla seçki komissiyasında olmamışam. Bunu təqiq deyə bilmərəm. Yəqin ki, düz olar. Düzgün olar yəqin ki.